Çiftçilerden alınan aidatlarla yine çiftçilere hizmet verecek olan makine ve ekipman parklarına sahip olduklarını belirten Tavas Ziraat Odası Başkanı Uğurşen Söylemez, yeni dönemde makine parklarına ve çiftçiye olan hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. 8'in seçimlerimiz var. Bu seçimden muvaffak olup başarılı çıkarsayız, güzel iki tane projemiz var, hizmetlerimiz var. Bunları değerlendireceğiz. Birisi mısır kurutma ve eleme. İkinci projemiz ayçiçeği ve eleme. Bunlar da Tavas'ın uygun bir yerlerinde boş bir arsa alıp bunları kurmaya çalışacağız ve halkın hizmetine sunacağız. İnşallah halkımız, çiftçimiz bundan memnun kalacak. Daha çok güzel de gelirini arttıracak. Şimdi önümüzdeki yıllarda alım satım komisyonumuz var. Zaten tekrar bu ikinci seçimden sonra yeni meclisimiz kurulacak, yönetimimiz kurulacak. Bunları alım satım komisyonu kuracağız. Beşer beşer düşülür. Ve ekim makine alım ekipmanı komisyonu kuracağız. Hasat komisyonu kurulacak. Hububat komisyonu, alım satım komisyonu kurulacak. Bunlar bütün beşer kavun, karpuz alım satımı kurulacak. Ve başarabilirseniz bütün birlik kuruluyor zaten. Bizim bir de onun komisyonu kuracağız. Bunları çiftçimizden paylaşacağız. Çiftçimiz bundan inşallah memnun kalacaktır. Ama bunlar bizim komisyonlarımız, bizim meclisimizin içinde. Yukarıda binamızın üst katında bir toplantı salonu var, 200 kişilik. Bunu sık sık toplantı yapıyoruz. Çiftçilerin bilinçlenmesi için yani Aydın ve Ankara'dan profesör, hocalar getiriyoruz. Çiftçilerimizi topluyoruz sık sık. Bunlar çiftçilerimiz, hocalarımız ders veriyor. Çiftçilerimiz bir de hangi türlü gübre atacak, toprağın hangi türlü gübre gideceklerini anlatıyorlar. Toprak tahlili yaptırıyorlar. Nasıl gübre atacağını biz hocalarımıza bunları veriyorlar. Bu konuda çiftçilerimiz sertifikalı tohum dağıtma için çer çeşitli buğday, arpa veyahut diğer tohumlara devlet üretimçiliğinden tohum getiriyoruz sertifikalı. Bunları depoluyoruz ve çiftçimize ihtiyacı kadar dağıtıyoruz, veriyoruz ve sertifikalı tohumdan güzel de gelir elde ediyor. Tohum da kaliteli oluyor ve vatandaşımız, çiftçimiz para kazanıyor bundan.